İyi akşamlar efendim. 22 Mart 2024 Cuma saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz belirsiz. Yani etiketimiz belirsiz. Etiketi bulduk. Etiket belirsiz. Çok ilginç de mesajlar var. Yüzümüzü güldürecek. Nükteli. Paylaşacağım sizinle. Fakat efendim şimdi seçime 9 gün kaldı. Herkes bir şeyler söylüyor. Bir bakalım bugün söylenenler neler. Yine talihsiz laflar vardı ya. Ortaklarına yaranmak için utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. 31 Mart yaklaştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sertleşti. CHP'yi DEM Parti ile işbirliği suçlamasıyla hedef aldı. Bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi hain taktikler çıkacak? İnşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı. Sadece CHP yoktu Erdoğan'ın gündeminde. İyi Parti lideri Akşener de Kuşadası'ndan ses verdi. Aramızda kalsın, kazanıyoruz diyorlar. Bu CHP'den, bu DEM'den ve maalesef duruşlarıyla onların değirmenlerine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz. Herkese racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İyi Parti'ye geçmez. Biz iğnenin deliğinden geçtik kardeşim. Karabük'ün bu milli irade şahlanışında en ön saflarda yer alacağına inanıyorum. AK Parti siyaset herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmekten başlar. O kadar bunu gizli saklı yaparlar ki normal AK Parti'ye inanan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk. Ondan sonra Karabük'te bunları görmeye başladı. Karabük'ün MHP'li belediye başkanı Rafet Vergili 4. dönemde de aday ve AK Parti'yi rantçı belediyecilikle suçlamıştı. Erdoğan Karabük'teydi. AK Parti'nin en büyük rakibi MHP'li başkan Rafet Vergili. Sizlerden söz istiyorum. 31 Mart'ta derdi ülkesi, milleti, şehri olmayanları sandığa gömüyor muyuz? CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İzmir'deydi. AK Parti adayı Hamza Dağ'ın CHP panik halinde sözlerine yanıt verdi. Panik halinde rozetimi mi çıkarmışım, bıyıklarımı mı inceltmişim? Genel Başkanımın resimlerinden mi kaçmışım? Meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip klipleri ben mi çektirmişim? Kim panik halindeymiş? Hamza, Tayyip Bey'i acil ara. İzmirlilere benziyormuşum, kızıyor. Olmadık işler yapıyormuşsun, kızıyor. Şimdi Karabük, Zonguldak, buralarda böyle kürsüde konuşurken şunu gömüyor muyuz, bunu gömüyor muyuz diye laf edilmese iyi olur. Yani bir defa buralarda toprağın altında kalmış, can vermiş bizim insanlarımız var. Bunların pek çoğunun kabahati de AK Parti'nin üstündedir. Şimdi sandığa gömüyor muyuz derken mesela herkes soruyor 9 işçi ne oldu İliç'te diye. Onları da gömdüler oraya. Bir şey bulunamadı. O yüzden bu ifadelere dikkat etmekte bence fayda var. Ama şeyin söylediği, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin söylediği güzel, ilginç, bilgi verici. MHP'li biliyorsunuz. AK Parti siyaseti herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmekten başlar. O kadar bunu gizli saklı yaparlar ki normal AK Parti'ye inanan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk. Evet. Bırakın kardeşim yani sağa sola rant kapıları sağlamayı. Siz ancak bu memlekette kamu kurumlarıyla ilgili, hastanelerle ilgili. Yalnız siz kantinleriyle uğraşırsınız. Onların ihaleleriyle. Efendim, Cumhur İttifakı'ndan ortak MHP'li belediye başkanı cesur ve dürüst bir adam belli ki aynı zamanda ve gayet de açıkça gayet iyi bir tarif yapmış. Tarifler önemli. Sonra kürsüden hep aynı duyduğumuz cümleler öbür taraftaysa kürsüde. İşte o onunla işbirliği yapıyor falan. Ya her defasında bu artık bu yani klişe artık. Kaldı ki kimin kiminle demlendiği de belli değil. Bakın yeni açılım sürecinden falan konuşuluyor. AK Partililer biz görüşüyoruz diyor. Ahmet Türk'ten AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'na, Leyla Zana'dan mesajlar geliyor. Acaba Erdoğan mı, AK Parti mi
DEM Partisi ile planlar yapıyor. Tam aksini söylerlerken kürsüden. Bu işleri iyi takip edin bakın. Bakın herkes aday çıkarttı. Gördüğünüz gibi herkes. DEM Partisi de İstanbul'da aday çıkarttı. Yeniden Refah da çıkarttı. Herkes çıkarttı. Evet. Şimdi gelelim. Evet, yeniden Refah demişken. Yani herkes kendi kaderini tayin etmeye çalışıyor. Self determinasyon. Evet efendim. Yeniden Refah AK Parti gerilimi iktidarın etekleri tutuştu diyor ki Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı. Mehmet Altınöz, iktidarın etekleri tutuştu. Günlerdir uykusuz bir şekilde seçim kampanyası yapıyoruz biz. Ben kazanıyorum. Ben kazanacağım zaten. Ben kazanmak için yola çıkıyorum. Asıl olan bu ülkenin menfaati ise Yeniden Refah Partili seçmenimiz bu iraden yana tavrını koyacaktır. O zaman o benim lehime çekilsin. İktidar partisi etekleri tutuşmuş. Akşama kadar Yeniden Refah Partisi'yle yatıp kalkıyor. Ya sizin bizimle bir işiniz yok ki. Siz çalışın, kazanın. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un Yeniden Refah Partisi seçmenine yönelik mesajlarına Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz'ün tepkisi. Kurum çekilsin, Yeniden Refah Partisi sandıkları patlatacak dedi. Bu seçim ister istemez iki aday arasında gerçekleşecek. Yani Yeniden Refah Partili seçmenimiz de bunu çok iyi biliyor. 31 Mart'ta çarşı karışacak. Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor 31 Mart'ta. Buradan Yeniden Refah Partisi sandıklardan gümbür gümbür patlayarak çıkacak, göreceksiniz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyorlar. AK Parti yöneticileri nereden çıktı? Onlar kimin gölgesinden çıktı? Ben de onu soruyorum. Siz nereden çıktınız arkadaşlar? Kimin gölgesinden çıktınız? Erbakan Hoca'nın gölgesinden çıktınız. Necmettin Erbakan'ın damadı, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Milli Görüş'ün temsilcisi biziz, seçimde iddialıyız dedi. Fatih Erbakan da Bingöl'de seçmenle buluştu. Şimdi diyorlar ki emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkarmamız için 1.4 trilyon lira lazım. Ya faize verdiğiniz para ne kadar? 1.25 trilyon lira. Kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Size kaybettiren İsrail'le ticarete devam etmenizdir. 22 seneden beri ısrarla, inatla uyguladığınız borç, faiz, zam, vergi ekonomisidir. Size kaybettiren emekliyi, asgari ücretliyi, dar gelirliyi içine düşürdüğünüz durumdur. Size kaybettiren 22 senedir uyguladığınız rantçı belediyecilik anlayışınızdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'ne yönelik sert söylemlerine aynı sertlikte yanıt verdi Fatih Erbakan. İsrail'le süren ticaret üzerinden de yüklendi. Minicik yavrulara bir damla suyu, bir lokma ekmeği çok gören katil siyonistlere Türkiye Cumhuriyeti'nin limanlarından gemiler harıl harıl mal taşıyor. Bu utancı, bu ayıbı bir an önce durdurun. Evet, yine kısa ve net bir tarif. Hemen geçelim efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden hükümete para karşılığı oy iddiası. Paraya tutulacaktır. Cumhurbaşkanımızın sizlere hediyesi, bunun bilgisini vermek için aramıştık. Kiminle görüşüyorum? Erhan ben. Ha, Erhan Bey, yalnız benden ne TC isteyen oldu ne IBAN isteyen oldu. Hocam TC istemiyoruz. Biz TC'nizle falan işimiz yok. TC kimlik numaranıza, PTT'ye ya da kullanmış olduğunuz karta yatacak. Sosyal yardım alan kişilerin bilgilerinin bir siyasi partiye verilmesi, birincisi vatandaşlık hakları açısından büyük bir ihlaldir. Siyaseten büyük bir ahlaksızlıktır. Yozgat AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanımızın hediyesi diyerek seçmene sosyal destek adı altında para yatacağı bilgisini verdiği ses kayıtları. AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse için istenen oy. Tamam, teşekkür ediyorum. Sizlerden de ricamız, seçimlerde Celal Köse Başkanımıza dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Bu parayı gerçekten adaydan geldi sananlar ya da ya Cumhurbaşkanımız bak yine bizi düşünüyor bu zor günde bize 2500, ki bu para sadece 2500 değil. Amasya'da, Yozgat'ta 2500, bölgeye göre 1500 ile 3500 arasında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sözcü TV'de katıldığı programda dinletildi o kayıtlar. Özel sadece Yozgat'ta değil diğer illerde de seçime günler kala benzer ses kayıtlarının kendisine ulaştığını söyledi. 2500-3500
3500 lira aralığında para gönderildiğini. Sen insanların doğalgaz parasını 4 ay yatırma, beklet seçime bir hafta kala Cumhurbaşkanı'nın selamıyla yatır. Utanç verici. Yarından itibaren suç duyurularında bulunacağız. Para yatırılacaktır Cumhurbaşkanımızın sizlere hediyesi. Sizlerden de ricamız seçimlerde Celal Köse Başkanımıza dua ve desteklerinizi bekliyoruz. AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı'ndan aradığını söyleyen kişiyi kayda aldı bazı vatandaşlar. Ne için para yatacak sorusuna sosyal destek kampanyasından yanıtı aldılar. Organize bir mesele, kurumsal bir şekilde yönetiliyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan aldılar veriyi, illere, ilçelere böldüler, yolladılar ve bu talimatı verdiler. AK Parti örgütleri, teşkilatları bunu yapıyor. Hocam TC istemiyoruz. Biz TC'nizle falan işimiz yok. TC kimlik numaranıza, PTT'ye ya da kullanmış olduğunuz karta yatacak. Bilgileriniz bakanlık üzerinden geçmiştir hocam. Merzifon'da AK Partililer aynı şekilde arıyorlar. Direkt Merzifon AK Parti adayımızın selamları var. 2500 lira size para yatırdık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Amasya, Merzifon'da da devletin sosyal yardımının o için kullanıldığını söylerken AK Parti'nin Merzifon ilçe başkanı Abdullah Şahin seçmeni maaşları üzerinden tehdit etti. Az bulduğumuz emekli maaşımız da gelmeyebilir, çok bulduğumuz memur maaşı da gelmeyebilir. Niçin gelmeyebilir? Eğer ülkemizdeki istikrar bozulursa, ülkemizdeki düzen bozulursa, hükümetimiz bir adım geri giderse maaşımız da gelmeyebilir. Bak. Maaşımız da gelmeyebilir. Hükümetimiz biraz incinirse. Ya bu devlet 100 senedir maaşlarını ödüyor. AK Parti cebinden mi veriyor parayı? Şimdi efendim bu iddia, bu para karşılığı, o iddiası. Paraları nerelere harcıyorlar? Yani o yapmazlar değil mi? Yapmazlar yani. Yaparlar mı sizce? Buna karşı bir açıklama yapsınlar. Bununla ilgili ondan sonra değineceğim konuya, bakacağım. Şimdi gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi yalanlıyor, Erdoğan vazgeçmiyor. Ortaya deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin? Avro mu dersin? Bu konuyu kesin bir dille de yalanlıyoruz. Mevzunun zaten son derece meşru bir iş olduğunu herkesin göz önünde görülüyor. Görüntünün il binası satın alması için olduğu ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanının para sayma görüntüleri üzerinden kurduğu cümlelere Sözcü TV'de yanıt verdi Özgür Özel. 2019 yılında CHP İstanbul il binasının satışıyla ilgili paranın elden verilen kısmı diyerek Erdoğan'a yüklendi. Alıcı bana 15 işini peşin, gerisini böyle verir. Ben burayı satarım yoksa satmıyorum deyince arkadaşların yeri kaçırmamak için Türkiye'de kim gayrimenkul alsa kuralı alıcı koyuyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında binayı satan kişinin de olduğu 6 kişi ifade vermişti. Yeni Günde CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ifadesi alındı. Dolar çantalar, avrolar. Hayırdır? Bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi'ne bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Bunlar deste paralar, Bay Ekrem falan. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey'in danışmanı değil, o gün ilin saymanı olduğu, il yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. 4,5 yıl önce sanki dün olmuş gibi, bakın bunlar bu kadar sinsi, bunlar bu kadar sinsi, çevirip duruyorlar. Sanki çok gizli bir konuymuş gibi. Hiç devletin en başına yakışır mı bunları göstermek etmek? Bakın bizde leke olmaz. Bunlar yalanlarında boğulacak. Ekrem İmamoğlu'nun da açıklamalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında dile getiriyor para sayma görüntülerini. Karabük ve Çankırı'dan da CHP'yi hedef aldı. Bir büroda 5-6 kişi toplanıp nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan şaibeli paralarla saatlerce kule yapıyorlar. Orası AK Partili bir avukatın ofisi olduğu çıkıyor. Biz o AK Partili avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Özgür Özel görüntülerin kaydedildiği ofisin AK Partili bir avukata ait olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu seçim nedeniyle gündemde tutmak istediğini. Dolarlar çantalarda, bavullarda. Avrolar çantalarda, bavullarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz? 31 Mart'a kadar. Biz bu yapılan soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tayyip Bey de bu soruşturma seçime kadar bitmesini istiyor. Efendim, siyaset üretmek, çözüm üretmek
emekliye, ataba bekleyene, herkese yok. Ya da askerlik borçlanması sayılsın diyen askere, polise yok. Ama böyle belirsiz bir takım iddialar ve tartışmalar, polemikler. Şimdi geçelim Ekrem İmamoğlu'na. Ah, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meydan okudu. Eskiden bir türkü vardı, Ankara'dan abim geldi diye. Şimdi Ankara'dan 17 tane bakan geldi. Muradımız olsaydı Büyükşehir Belediye Başkanı. Kazanacağız İstanbul'u değil mi? İnşallah. Aday gidemiyor, ben gideceğim onun yerine. Demokrasiye bak, gitti. Topunuz gelin ne olacak? Topunuz gelin diyerek karşılık verdi İmamoğlu bakanların İstanbul çıkarmasına. Son olarak sahaya Ali Yerlikaya çıktı. AK Parti'nin adayına hem Silivri Esnaf gezisinde hem de Ümraniye'deki halk buluşmasında oy istedi İçişleri Bakanı. Murat Kurum Başkanı, gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız? Zor durumda, Allah yardımcısı olsun. Yani talimat gelmiş gidecek, ne yapsın? Yoksa koltuğundan olacak, af isteyecek, ne yapsın? Ona da üzülüyorum. Yazık. Öbürlerine de üzülüyorum. Bırak biz 3600 ek göstergeye çıkaralım, şu polisleri rahatlatalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biri kendi yakın çevresindeki yetenekli insanları bile çürütüyor olması. Ekrem İmamoğlu kağıthanede açtıkları yaşam vadisini inceledi. Derenin bir tarafında onlar çalıştı, diğer tarafındaysa AK Partili Kağıthane Belediyesi'nin açtığı yürüyüş yolları var. İyi şeylerin kopyalanması kadar güzel bir şey yok. Kağıthane giderek binalaşan ve grileşen ilçelerden biri haline geldi. Oysa ki bu ilçe aslında ormana komşu ilçelerden ama ormanın içine doğru ilerliyor. Ve bunun için atılan imzalardan biri de Murat Kurum'a ait. Hatta öyle ki bu imzayla öne açılan imar izni alan lüks konuttan bir de daire satın aldı kurum. Mal varlığı beyanıyla ortaya çıktı. İmamoğlu İstanbul'la ilgili attığı diğer imzalar üzerinden de eleştirdi rakibini. Rakibiniz kağıthaneli. Buradaki bir dairesi de çok çok... Kağıthaneli. Evet. Burada oy kullanacak. Burada bir dairesi var ya da öyle söyleyelim. Kağıthane'de bir bölümünde lüks konut yapmış ve orada daire sahibi olmuşsa o kendi son hesabını versin ama çok kötü uygulamaları var İstanbul'da. Ben 100 tane sayarım. Daha şimdi Şişli'nin meydanında kaşla göz arasında geçirdikleri yapılar. Ya o nedir ya? Ya biz orada 8 kat olmaz dedik. Adam oraya 80 kat kule dikmeye izin verdi Ankara'dan ve bu adama İstanbul emanet edilecek. Yine kurumun Tansu Çiller'in Kilos'taki arazisi için attığı imza da gündeme gelmişti. İmara açılmak istenen arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargıya taşımıştı. Karar çıktı. İmar düzenlemesi iptal edildi. Suçlu arıyorsanız bu işe imza atana bakacaksınız. Biz mücadele ediyoruz. Onlar verelim. Neyi veriyorsunuz ya? Kimin havasını, kimin suyunu, kimin ormanını, kimin vadisini kime veriyorsunuz? Yeter. Bu şehir bir nefes alsın. İmamoğlu halk buluşmasını AK Partili ilçelerde sürdürdü. İkinci kez Bayrampaşa'daydı. İstanbul İttifakı için çağrı yaptı. Zaman pireye kızıp yorgan yakma zamanı asla değil. Bunlara bu seçimde fırsat verirsek daha da kötüleşecekler. Vatandaşa yine kaşıkla verip kepçeyle almak istiyorlar. Bu fırsatı onlara verecek misiniz? Evet efendim, şimdi bu haberin içinde pek çok şey var. Pek çok değişik bilgi var. Mesela işte çevreyle ilgili hesap soran Murat Kurum'un çevrenin tam ortasına dikilmiş o artık mızrak mı kazık mı ne diyeyim yani. O rezil yapılardan bir tanesinde aldığı, sözde pahalı, onu da anlamıyorum yani. Ormanın içinde sonra konuşsunlar. Sonra Tansu Çiller'in de heyecanı bitmiş anlaşılan. İzni iptal edilmiş, heyecan arsadanmış. Murat Kurum izin vermiş ya. Acınacak hal ya. Eski başbakan ya. Düşünün ya. Kendi karikatörlerine dönüşüyorlar ya. Böyle. Tabii bu tür davranışlarla değil, sadece aynı zamanda bir takım müdahalelerle falan da böyle işte. Gençlik için, güzellik için. Neyse. Geçelim Murat Kurum'a. Efendim, Murat Kurum basına kapalı. Nedenini anlayacaksınız. Kolay gelsin. Yok abi, alınmıyor. Giremeyeceğiz yani.
Yok, şu an için öyle bir talimat yok maalesef. Sandığa 9 gün kala seçim mesaisindeki ilk programını yağmur altında sahnede yaptı Murat Kurum. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ikinci programındaysa Tuzla'da tersanedeydi. Gözlerden ve basından uzak olmayı tercih etti. Programa gazeteciler alınmadı. Kolay gelsin. Yok abi, alınmıyor. Giremeyeceğiz yani. Yok, şu an için öyle bir talimat yok maalesef. Murat Kurum şu anda tersanede işçilerle bir arada ama bu program basına kapatıldı. Daha önceki programlarında da olduğu gibi bu programda hem internet sitesinde yayınlanmış hem de basına bilgi verilmişti. Ama tersanedeki alanın dar olduğu gerekçesiyle gazeteciler programa alınmadı. İşçilerle buluşmasında sadece haber ajansları vardı. Gazeteci ve televizyonculara programın kapalı olduğu bilgisi verildi. Devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı ise sadece kurumun konuşmasını paylaştı. Kurumun basın ekibinin işçiler ve tersane yöneticileriyle buluşmasından paylaştığı görüntünün süresi ise 3 dakika 50 saniyeydi. Oturduğumuz koltuğu, hizmet ettiğimiz şehri emanet bildik. Bu emanet bilinciyle çalıştık. Malını emanet bildik. Murat Kurum rakibi Ekrem İmamoğlu'na Maltepe'den kentsel dönüşüm üzerinden yüklendi. Ne İstanbul'a ne de Maltepe'ye tek bir çivi çakmadılar. 5 yıldır bu şehre, Maltepe'ye dönüp bakmadın. Şimdi çıkmışsın, ben diyorsun 125 bin konut yapacağım. Millet sana inanır mı ya? Maltepe'de hiçbir vatandaşımız kentsel dönüşümle ilgili endişe çekmeyecek. Maltepe'nin sokaklarını nakış nakış işleyeceğiz. Efendim, biraz milletin size inanması için Murat Kurum'a biraz fırsat vermenizde fayda var. Çünkü böyle basına kapalı ne yapacak? Gizlice seçime mi sokacaklar Murat Kurum'u ya? Anlamadım ki. Saklıyorlar yani. Evet, Ankara yarışına bakalım şimdi. Altın Okun ablası mal varlığını eksik açıkladı diyor. Turgut Altınok için. Antalya'da 600 tane dairem varsa, tapusunu çıkartmazsa namerttir. Ben istifa edeceğim. Babadan kalan başka şeyler de var. Ayrıca Turgut kendi malını Antalya'daki gibi inşaat yaptırarak daha da değerlendirmiş. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 evimin tapusunu göstersin diyerek Mansur Yavaş'a seslenirken, ablası Günaydın Altınok Altınel, kardeşi Turgut Altınok'un Antalya'da inşaat yaptırdığını söyleyerek konut iddiasını doğruladı. Yeriniz var mı daha doğrusu 600 konut Antalya'da? Babadan kalan, daha önceki mal varlığımızı söylüyorum. Babadan kalan. Ya demeler lazım ki bu adam 20 sene belediye başkanlığı yaptı. Mal varlığı azalmış, çoğalmamış. Yani bunun neyini tartışıyorlar anlamıyorum. Tabii aldığımız gayrimenkuller zamanında tarlaydı. İmarlıydı. Şehir büyüdü. İnsan aklına hemen şu geliyor. Daha açıklamadığı neler var? Yani sakladığı bir şey mi var? Babamız yaşarken pek çok mülkü Turgut'un ve erkek kardeşlerimizin üzerine yapmıştı. Bir kısım malıysa ayırarak ben öldükten sonra kızlara paylaştırın demişti. Babam öldükten sonra o malları da erkekler hissedar oldu. Turgut Altınok'un ablası Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'na konuştu. 11 kardeş olduklarını ve babadan yüklüce miras kaldığını söyledi. Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığında eksikler olduğunu. Mal varlığında eksik bile var. Mesela Turgut'a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış. Onları intibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir ama onlar da var. Benim artık ticaretle işim yok. Biradere devretmiş oldum. Devrettik. Devrettiğimiz banka hesapları ortada. Hepsi ortada. Örneğin banka hesapları, ziynet eşyalarda açıklanmadı. Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Benim banka hesabım da yoktur. Emekli olduktan sonra tabii mecburen emekli maaşımın gideceği bir hesap olması lazım. Bir devlet bankamıza hesap açtırdım. Orada da emekli maaşım yatar oraya. Turgut Altınok'un mal varlığı tartışması sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kızılay'da, Aşti'de, Ulus'ta esnaf ziyaretindeydi. Valla çok seviyorum ya. İstanbul'dan size adak adadım. Oruç tutacağım. Öyle mi? 12 yıldır çiftçiyim. İlk defa sizin döneminizde destek aldım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Yapacağız çünkü siz üretmezseniz biz aç kalacağız. İnşallah kalacağız. İnşallah. Bir problem görünmüyor. İlçelere ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönem meclis çoğunluğunu almak istiyoruz. İnşallah bu sefer bir 15'i falan bulacağız herhalde. Öyle görünüyor belediye sayısı. Mansur Yavaş Ankara seçimini rekor oyla kazanacağının altını çiziyor. Gittiği her adreste meclis çoğunluğu için ilçe belediyelerinde de destek istiyor. Büyük bir rekor oyla geliyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Benim eksiğim belediye meclisi. Beni topal bırakmayın, Coşkun'u gönderin. Şimdi çok ilginç bir şey fark edeceksiniz. Muhtemelen fark etmediniz. Efendim hanımefendi Turgut Altınok'un ablası. Hanımefendi Günaydın Altınok Altınel. Altınok soy isimli hanımefendi Altınel soy isimli biriyle evlenmiş. Dolayısıyla Günaydın Altınok Altınel. Zenginlik böyle bir şey herhalde. Yani bu arada haber şeyindir ezandan sonra Allah kabul etsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu ekber, Allahu ekber. La Allah kabul etsin. Ne diyorduk? Altınok Altınel. Yani acayip zenginlik. Bu arada tabii iyi kötü. Hanımefendi bu arada çok ince eleştiriyor. Müthiş. Yani belki de siyasete girmeli. Bu arada iyi kötü Turgut Altınok da ülkenin gündeminde bayağı tanındı. Yüzlerce şey filan işte böyle mal varlığında eksikler şunlar bunlar deniyor. Bunların tabii vergisi filan da bakıldı dün haberde de vardı. Yok deniyor. Vergi filan verilmemiş. Allah vergisi derler. Gene onu da öyle bağlarlar. Yalnız şöyle bir şey var. Stratejisini yanlış şeye kurmuş belli ki. Yanlış konsept üstüne. Herkesin komşusu ya Türkiye'de şu anda. Mal varlığından dolayı, dairelerinden dolayı. Komşuluk üstüne kursaymış stratejisini. Hepinizin komşusuyuz. Komşusuyum. Turgut Altınok komşunuz diye filan. İlginç olabilirdi. Şimdi efendim Altınel, Altınok demişken o kadar çok Altınok, Altınok, Altınel soy ismi var ki. Hadi bakalım geçiyoruz şimdi. Altın, altın durmuyor. Uçuyor, uçacağını düşünüyorum. Paranızı nasıl koruyorsunuz? Altın alıyorum. Altının daha güvenirli olduğunu düşünüyorum. Faiz kararının ancak dövizin ateşini düşürebileceği kanaatindeyim. Altının ateşini düşürebileceği kanaatinde değilim. Merkez Bankası'nın faiz artışından sonra hem dövizde hem de altında düşüş seyri bekleniyordu ancak piyasayı altının ateşi sardı. Gram altın 2550, çeyrek altın 4400, Cumhuriyet altını ise 17900 liraya yükseldi. Yeni rekorların ardından fiyatlar gerileme seyrine girdi. Altın mı alacaksınız? Yok almayacağım. Fiyat soruyorum ben. Nasıl fiyatlar? Bayağı uçmuş fiyatlar. Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra altın fiyatlarının düşmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Kararın hemen sonrasında gram altının fiyatı 2550 liraya kadar çıktı kapalı çarşıda. Bugün ise 2500 liraya düştü. Ancak bu düşüş uzmanlara göre altının ateşinin düşeceği anlamına gelmiyor. Altının ateşinin düşmesi için
vatandaşın enflasyonun düşeceğine inanması lazım. Eğer enflasyon düşerse o zaman altına talep de bugünkü kadar olmaz, daha sınırlı olmaya başlar. Yoksa faiz artırımının çok fazla bir etkisi olacağı kanaatinde değilim. Altın en güzel yatırım. Genelde işte birkaç yere bakıyoruz, ediyoruz. Hangisi daha uygun verirse oradan alıyoruz. Ufak tefek biz de kendimize göre yatırım yapıyoruz. Nereye yapıyorsunuz? Euro alıyoruz. Altın? Altın biraz zor. Euro daha ufak. Altın en güvenli liman olarak bilinse de gücü yetmeyenler küçük miktarda dövizden yana yapıyor tercihini. Faiz indiriminden sonra dövizde de bir miktar düşüş yaşandı. Kapalı çarşıdaki ayaklı borsada hararet yükseldi. Dolar 32 lira 60 kuruşa, euro 35 lira 25 kuruşa kadar düştü. Böyle bir ortamda dövizin birdenbire yükselmesi tabii ki pek mümkün görülmüyor. Bundan sonraki süreçte tahmin ediyorum Merkez Bankası'nın bugüne kadar uyguladığı aylık faiz oranı kadar kontrollü bir yükseliş devam edecek. Altına yaklaşılmıyor. Çok zor yani. Yatırım falan artık yatırımı falan geçin. Günlük hayat yaşantısını devam ettirebiliyorsak en mühim olan o. Millet geçim derdine düşmüş yani altın alması. Almış başını gidiyor. Allah borcu olanlara yardım etsin. Efendim kıymetli izleyicilerimizden çok ilginç mesajlar geliyor. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki benim mal varlığım dağlaştırılsın. Neden bu kadar fakirim? Öğrenmek istiyorum. Efendim Günaydın Hanım'a iltifatlar sıralayanlar var. Elbette şu para sayma meselesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği, yani neredeyse bir mesaj bombardımanından bahsedebiliriz. Para sayma, makineler, eski işte filan, yahu biz başka yerden hatırlıyoruz bu paraları falan diyenler, niye kimse bunlardan bahsetmiyor diyenler, benim aklım ermiyor. Ben para saymayı bilmiyorum. O yüzden hiç hatırlamıyorum da yani. Şimdi gelelim para saymayı bilmeyen bir başka kıymetli insan grubumuza. Emeklilerimiz. Onlara bir promosyon müjdesi verildi. Müjdeyi tırnak içinde söylüyorum. Bütün kelimelerin içi boşaltıldı ya. Şimdi de öyle, bunda da öyle. Müjde gene belirsizliğe karıştı. Ne olduğu belli değil. Promosyon belirsizliği. Promosyon geçen sene de aldıydım. Ne kadar aldınız? 7 lira verdiler. Geçen sene 7,5 aldıydık. Kaç yıl için aldınız 7,5? 3 yıl. Kamu bankalarımız pazartesi günü itibariyle promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. Maaş düzenlemesi bekleyen emekliye promosyon güncellemesi müjde olarak duyuruldu. Özel bankalardan açıklama yok ama kamu bankaları maaş promosyon tutarını 8 bin lirayla 12 bin lira arasında belirledi. Örneğin daha önce 3 yıl için 6 bin lira promosyon alan en düşük maaşlı emekliye güncelleme ile 2 bin lira daha ödenecek. Ne kadar büyük para diyorum 3 sene için 2 bin lira. İade edelim. Vatandaşı enayi yerine koyarak yapılabilecek kötü siyasete bir numaralı örnektir. Bankalara yazı yazmışlar. Promosyon verin. Bunu da 1 Nisan'dan önce verin. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Benim gibi safa emekli çok. Herkes inanıyor işte bunu. Ha hükümet verdi ya da Recep Tayyip Erdoğan verdi diye. Ona inanıyorlar. Emeklilerim işte parası, maaşı bir gün iki gün önceden yatıyor. Onlar işte değerlendiriyorlar. Senin parandan para kazanıyor zaten. Bankalar maaş müşterilerine elde ettiği kardan çok küçük de olsa promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon 3 yıllık ödeniyor. Tam da seçim öncesi kamu bankaları promosyon miktarını güncelledi. Emekliler ek promosyon için başvuruları 25 Mart pazartesi günü yapabilecek. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Hiçbir şeye merhem olamaz. İşte durumu görüyorsunuz kuyrukları. Hiç bir şey alınacak gibi değil yani. Pahalılık çok fazla. Kendisi vermiş gibi hissettirmek istiyor herhalde karşı tarafa. Herkes anlıyor yani. Ankara'nın yazında emekliler ucuz et, ucuz ekmek kuyruğunda sıra beklerken aslında beklentileri maaşlarıyla ilgili bir düzenleme müjdesiydi. O düzenleme müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamadı. Onun yerine açıkladıysa bankaların emeklilere verdiği promosyon ücretlerinde bir artış olacağı müjdesiydi. Promosyonu bankalar ödüyor ama müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.
duyurdu. Banka verdi, hükümetin ilgisi yok ki, banka verdi. Belki bütün emeklileri verdi. İşte seçimin arifesinde derler ya, son şeylerini kullanıyor, atışlarını diyeyim. Benim aldığım 10 milyar, bunu elektrik mi ödeyeyim, market mi ödeyeyim, bebe okutuyorum onu mu ödeyeyim? Hangi birini yapalım? Kapıcı dairesinde oturuyorum, kira olmuş 7 milyar. Oy geldi mi ver oy. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. Türkiye'deki seçmen sayısının dörtte biri kadar 16 milyon emekli seyyanen zam beklerken Cumhurbaşkanı bir kez daha zaman istedi. Efendim şimdi yani öyle bir efendim böyle nasıl ne olduğu belli olmayan belirsiz laf enflasyonu da vaat enflasyonu da yarattılar ki içinden çıkmaya imkan yok. Ama emeklilerimizin ifade gücü çok yüksek. Patron sizsiniz. Onu şu anda hissediyorsunuz herhalde değil mi? Emekli aşağı emekli yukarı. Yalnız yine para yok. Bir şey yok. İnsanlar geçinemiyor. Efendim nedir belli değil. 8-12 bin liraya çıkarttık dediler. Bütün hükümete yakın medya emekliye 8 bin 12 bin müjdesi, promosyon müjdesi diye verdi. Böyle bir şey yokmuş. Ne kalacakmış? İşte bir şey bir kalacak bir şey. Orada kalacak mı kalmayacak mı? Yine gıda boyası yani. Arkadaşlar neyse boş verin sonra veririz onu. Gıda boyası. Ama bu bir deneye dönüştü. Emeklilere bunu vaat etmişlerdi ya. Bir deneye dönüştü. Buradan istedikleri gibi çıkarlarsa... İşte deneylerinden ne olacak bilmiyorum ya da çıkmazlarsa deney bu herhalde. Evet efendim devam ediyoruz. Bu arada tabii kuyruklar da uzuyor. Bu da bozuk para kuyruğu. 1 lira sıkıntısı var memlekette. Bozuk para her yerde sorun. Bir bozuk para için ya saat 4-5'ten belli burada bekliyoruz ya. Yazık değil mi ya, günah değil mi ya insanlara ya. Ben 50 lira versem üstünü verebilir misin? Üstünü veremem. Bu dönemde özellikle hem bozuk para hem kağıt bozuk para hiçbir şekilde bulamıyoruz. Ne et ne ekmek. Bu kuyruk para kuyruğu. Esnaf nakit alışverişlerde para üstü bulmakta zorlanıyor. Özellikle madeni para 1 lira ve 50 kuruş bulmak son 2-3 ayda neredeyse imkansız hale geldi. Burası İstanbul Kartal'da Daphane'nin dağıtım merkezi olarak kullandığı PTT binası önü. Uzayıp giden kuyrukta bakkallar, market sahipleri, dolmuş şoförleri, kuryeler ya da büyük marketlerin çalışanları bekliyor. Madeni 1 lira satın alıp nakit alışverişlerde para üstü verebilmek için kuyruğa erken saatte giriyorlar. Çilemi mi anlatayım, soğuğumu mu anlatayım, oruçu burada bekledim mi anlatayım, hangisini anlatayım? WhatsApp grubu var, oradan paylaşıyorlar, o günde gelip alıyorsun. Mesela bugün birlik falan dağıtıyorlar. Birlik olduğu için bugün çok kalabalık. Madeni 1 lira dağıtılacağını öğrenen esnaf sabah erkenden kuyruğa girdi. Sıra numarası alabilmek için saatlerce bekledi. Bozuk para bulmak esnaf için her zaman zordu ama özellikle son 3 ayda kriz haline geldiğini söylüyorlar. Görebilir miyiz kasayı? Son bozuk paraları. Başka da yok. Madeni para? Madeni para da toplasan bir avuç bile yok. Topluyoruz yani biz milletten hep bozuk istiyoruz, onların da yok. Bir büfenin kasasından çıkan bozuk paraların hepsi bu kadar, bir avuç kadar. Onlar bütün gün bozuk para bulmak için uğraşıyorlar ve esnaf kendi arasında bu sorunu yardımlaşarak çözmeye çalışıyor. Biz çevre esnaflardan dayanışma gibisinden onlardan alıyoruz. Biz de çok arıyoruz, evet olmuyor çünkü. Daha çok nakit mi veriyorlar kredi kartıyla müşterilere? Kredi kartı tabii. Kredi kartı kullanımı çok çok daha fazla. Zaten daha çok kredi kartıyla alışveriş yapıyor tüketici. Gün boyu kasaya çok az nakit para giriyor. Nakit para alışverişinde ise esnaf para üstü vermekte zorlanıyor. Sayalım. 3, 3,5, 6. 6,5 lira. 6,5 lira bozuk para. Bozur harca. Sabah müşteri geliyor. Ya Allah bismillah sifte yapmamışız. 100 lira 200 lira para veriyor. 5 lira ıslak mendil alıyor. Hadi ara ara verilirsen. Yani bulmak imkansız gibi. Sadece demir para değil, kağıt parada da sıkıntı yaşıyoruz. 5 lira, 10 lira bulamıyoruz. Para üstü vermek gerektiğinde ne yapıyoruz? Otomatikman ya banka ya dövizcilerden temin ediyoruz. Sıkıntı var mı bozuk para bulmak? Şu anda var, piyasada var. Efendim, kıymetli izleyicilerimizden mesajlar. Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanları seçime 3 ay kala istifa ederdi diyor bir izleyicimiz. Evet, eski günlerde öyleydi. Seçim güvenliği, adaleti için. Şimdi İçişleri Bakanı'nı gördük. Biraz önce izledik. Üzüldük. Evet bakalım şimdi. Adalet Bakanı da adalet peşinde değil. Çalışma Bakanı filan da ne yapıyorsa. Bize kim sahip çıkacak diyor kadınlar.
işçi kadınlar. Agrobay işçisi direnişin simgesi. Bize randevu vermiştir Çalışma Bakanı Mehmet Baş. 1002 ümitle, hayalle geldik. Konuştu daha bizi, işte sigortasız çalıştığınızda niye şikayet etmediniz? Biz suçlu durumda kaldık. Benim toplantım var, gidiyorum dedi. Bizi sekreterine yönlendirdi. Yalın ayak ve umutla çıktıkları Ankara yolunda sonuç hüsran oldu. Sendikalı oldukları için işten çıkarılan, tazminatları ve son maaşları verilmeyen İzmir Bergamalı kadınlardan bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaştı. Bakan Vedat Işıkhan'la görüşmek istediler ama Işıkhan müsiyatın iftar yemeğinde olduğu için Çalışma Genel Müdürü Mehmet Paşa yönlendirildiler. Baş Bergamalı kadınları sigortasız çalıştırıldıkları için suçladı, parayı cebimden mi vereyim dedi. Biz buradan bu hakkımızı almadan gitmek istemiyoruz. Bize kim destek olacak dedim. Cebimden mi vereyim dedi. Senin cebinden para istemeye mi geldim? Ne demek istiyorsun dedim de demedim dedi. Hastaneye gidiyorum diyerekten çıktım. O şekilde ben buraya geldim. Kazanacağım diye gelmiştim. Ben gittiğimde evime bak gittim, yürüdüm, kazandım diyecektim. Şimdi ben bu cevabı nasıl vereyim evdeki aileme? İzmir Bergama'daki seracılık fabrikasında çalışan ikisi mühendis, 39 işçi tam 7 aydır haklarını alabilmek için ayakta. Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan tarım işçileri günlerce eylem yaptı, nöbet tuttu ama sesleri duyulmadı. İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe geçtiler. Agrobay işçisi kadınlar bir kıvılcım yaktılar. Yürüyüşümüz hakları yenilen işçilerin yürüyüşüdür. Yürüyüşün dördüncü gününde Manisa Soma'ya ulaştı kadınlar. Tarım sendikası ve bir heyet Çalışma Bakanı ile görüşmek için araçla Ankara'ya gitti. Tarım işçileri görüşme için Çalışma Genel Müdürü Mehmet Paşa yönlendirildi. Çok ümitli gelmiştik. Hayalle geldiğimiz yerde konuştu daha bizi, işte sigortasız çalıştığınızda niye şikayet etmediniz? Daha o bizi şey olduk. Biz suçlu durumda kaldık. Çalışma Genel Müdürü'nün Bergamalı kadınlara tavrı onları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı ama Ankara yürüyüşünden vazgeçmediler. Tarım işçileri haklarını almaya kararlı. Biz buraya hakkımızı alalım diye geldik. Alalım diye. Çalışma Genel Müdürü, memur. Efendim böyle insanlara maaş vereceğinizde söylediği şeye bak, cebimden mi vereyim? Sığır besleyin, gıda meselesini çözün diyorum ya. Evet. Kaçış böyle başladı. İyi misiniz? Abi, iyi misin? Duyuyor musun? Var mı bir şey? Abi konuşsun. İşte Eylem Tok ve tutuklu Ayşe Ceren Saltoğlu'nun bir kişinin öldüğü, dört kişinin ağır yaralandığı o kazayı haber aldıkları an. Bir restoranda keyifle sohbet ederken çaldı telefon. İki kadın hesabı bile ödemeden restorandan çıkıp olay yerine koştu. Türkiye'nin gündemine oturacak kaçış planı da böylece başlamış oldu. 1 Mart'ta ünlü estetik cerrah Bülent Cihan Timur ve yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğulları TC, ailesine ait lüks araçla ATV araçlarının arasına daldı, bir kişinin ölümüne sebep oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç, anne Eylem Tok'un kaza haberini aldığı görüntüye ulaştı. Saat 21.10'da Eylem Tok ve Bülent Cihan Timur'un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu Göktürk'teki bir restorana girdi. Oğlu TC de 7 dakika sonra bir arkadaşıyla geldi yanlarına. Hep beraber kısa süre sohbet ettiler, yüzleri gülüyordu. TC ve arkadaşı saat 21.21'de restorandan ayrıldı. Bu görüntülerden yaklaşık 1,5 saat sonra TC ve arkadaşları iki ayrı lüks araçla akaryakıt alıp trafiğe çıktılar. Aynı yoldan önce ATV araçları geçti. 10 dakika sonra da iki çocuğun kullandığı lüks araçlar. Birkaç kilometre sonra da o feci kaza yaşandı. İyi misiniz? Abi, iyi misin? Duyuyor musun? Var mı bir şey? Abi konuşsun. Eylem Tok kazayı haber aldığında saat 23.30'u gösteriyordu. Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte panikle hesabı bile ödemeden restorandan ayrılırken garsonlar arkalarından baka kaldı. Masaya para bırakılmış mı diye kontrol ettiler. Buldukları tek şey Eylem Tok'un masada unuttuğu rujuydu.
Bu görüntülerin ardından Eylem Tok olay yerine önce oğlunu almak için ardından ölü ve yaralı var mı kontrol etmek için gittiği iddiaya göre. Sonrasında da oğluyla birlikte havalimanına gitti. Önce Mısır'a ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtular. Anne oğlun kaçış anlarında yanlarında bulunan Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı. Eylem Tok ve oğlu TC ise hala firari. İadeleri için Amerika Birleşik Devletleri'nden henüz yanıt gelmedi. Evet, polisim dedi, saldırdı ama değilmiş. Ne oldu lan? Ne oldu? Tamam bırak abi bırak. Emniyetteyim zaten. Çek lan elini. Koştu, kaputa çıktı, trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı. Emniyet mensubuyum diyerek hem polisi hem de sürücüyü kandırdı. Gerçeği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. MD adlı şahsın emniyet görevlisi değil, sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Ne oldu lan? Ne oldu? Ya Ramazan kurban. İndir lan, indir. Ya ben Ramazan bin Allah için ben ya. Emniyetteyim zaten, çek lan elini. Kurban olayım, gir içeri. Abi ben kenarı çekiyorum. Ben sürücü MD İstanbul Şişli Esentepe mahallesinde seyir halindeydi. Aracını durdurdu, trafiği engelledi. Korna çaldığı için bir başka sürücünün aracına ilerledi. Camını yumrukladı, hakaret etmeye başladı. Ne oldu lan? Ne oldu? Yaşananlar an be an bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Motosikletli de saldırganı durdurmaya çalıştı, engel olamadı. Olay yerindeki trafik polisinin sakin tavrı ise saldırıya uğrayan sürücüyü çileden çıkardı. Bu mu memur bey? Bu mu karşılığı? Bu yüzden yapıyorlar sakin işte. O yüzden yapıyorlar işte. Sen senin gözün içine baka baka benim camıma vuruyor. Sen de hiçbir şey yok, devam ediyorsun baba. Bu kim? Sen niye kimse söylemiyorsun? Kaputun üzerinden zıplayarak araç sürücüsüne saldıran, ortalığı birbirine katan MD kavganın ardından aracına binerek uzaklaştı olay yerinden. Olay sonrası gözaltına alınan saldırganın emniyet mensubu olmadığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla ortaya çıktı. Kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimizce yakalanmıştır. MD adlı şahsın emniyet görevlisi değil, sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Yeni verilere göre ve kazanıyoruz diyor. Seçmen heyecanlı, adaylar heyecanlı. 31 Mart gecesi o heyecanın taşınacağı yer yine aynı. Now Haber ekranı. Türk halkı demokraside kararlıdır. Sabırsızlıkla sandığa gitmek isteyen çok insan olduğunu gösteriyor. Daha var o güne demişti Selçuk Tepeli. Evet. İşte o günün içindeyiz. Seçmen oyunu kullanacak, sonucunu Nav Haber'den takip edecek. Yayın maratonu Gülbin Tosun'la Nav ana haberle başlayacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ilk sonuçları duyuracak. Yine en temiz ekranda en anlaşılır grafikler ve adaylardan canlı bağlantılarla. Şimdi ilk veriler gelmeye başladı. Bir ajans çok yüksek açmış olabilir bir ismi. Tam 12 seçim geçirmiş bu ekip. Ve 12 seçimde de adres burası olmuş. Nav Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, iki ajanstan gelen verileri analiz edecek ve sonuçlar netleştiğinde Türkiye'yi nasıl bir siyasi ortam bekliyor? O sorunun yanıtı da yine Nav Haber stüdyosunda. Açıklamalarla ilgili canlı bağlantılar yapacağız. Çok hızlı bir şekilde o oylar sayılacak. Orta sayfanın deneyimli gazetecileri Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek'le birlikte Nav Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten ve Nav Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu yeni siyasi iklimi anlatacak. En doğru verileri bizden alacaksınız, her zaman olduğu gibi seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak. Nav'da seçim özel yayını 31 Mart'ta. Trafikte bir tartışmada ben ekonomistim desem işe yarar mı acaba? Efendim orta sayfa bu akşam, orta sayfa akşamı biliyorsunuz. Kaçırmayın. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Önce Gaddar yeni bölümüyle, sonra orta sayfa, kaçırmayın. İyi akşamlar. Toprağına bin can feda, bir tek dostuma.